Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da destekli sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi'nin. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi geceler. Bugün 26 Nisan 2019 Cuma gece görüşüyle karşınızdayız. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, S-400 konusunda Türkiye'nin duruşunun net olduğunu, S-400'ü Patriot'la bir arada ele almadıklarını söyledi. Amerika'nın dayatmayla bir yere varamayacağını anlaması gerektiğini ifade eden Aksoy, 24 Nisan'ı sözde soykırımı anma günü olarak kabul eden Fransa'ya da sert tepki gösterdi. Fransa, Amerika ve Avrupa Parlamentosu'na yüklendi, oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Macron'un 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesini unutmayacağız. PYD, YPG'de bu bölgeden çıkarılacak. İkili ilişkilerimize son derece zarar veriyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. S-400 konusunda Türkiye'nin tutumunun net olduğunu ifade eden Aksoy, Amerika'nın bu durumu kabullenmesini istedi. NATO sistemlerine zarar vermeyeceğini dile getiriyoruz. Bağımsız kullanacağını söylüyoruz. İşte çalışma grubu teklifimiz de bu yüzden zaten. Gerekli önlemlerin de her düzeyde alınacağını söylüyoruz. Yani Amerika'nın da bu F-35 konusunu biraz önce de söyledim her vesileyle bir tehdit unsuru olarak dile getirmesi de yakışık almıyor. Müttefiklik ilişkilerimizle de uyuşmuyor. Türkiye'nin Amerika'dan beklentilerini sıralayan Aksoy, Türkiye'nin güvenlik konusundaki hassasiyetini dile getirdi. Öncelikle bu bölgenin kontrolü bizde olacak. PYD-YPG bölgeden çıkarılacak. Ve güvenli bölgenin derinliği ortalama 20 mil, yani 32 kilometre civarında olacak. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 24 Nisan'da sözde Ermeni soykırımını resmi törenlerle kutlayan Fransa'ya ise çok sert tepki gösterdi. Unutmayacağız dedi. Öncelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararı var. Burada ne diyor? Ermeni tezlerinin Türklere dayatılmasının ifade özgürlüğü ile bağdaşmadığını söylüyor. Aynı zamanda Fransız Anayasa Mahkemesi de Türklerin kendi görüşlerini ifade etme hakkı korunmalıdır dedi. Türklere inkarcı demek aslında çağ dışı bir zihniyetin işareti. İfade özgürlüğümüzü engellemeye yönelik bir girişim. Bir suç unsuru olarak bile değerlendirilebilir bu. Ermeniler aslında bu arşivleri açma cesaretini gösterseler gerçekler tamamıyla ortaya çıkacak. Maalesef tüm dünyayı ve özellikle de genç nesilleri yanıltmaya devam ediyorlar. Macron'un 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesini unutmayacağız. Bir müttefik ülkenin yöneticisine yakışmayan bu tavrında karşılıksız kalmayacağını belirtmek istiyorum. Amerika Hükümet Sorumluluklar Ofisi Kongre'ye F-35'lerle ilgili dikkat çekici bir rapor sundu. F-35'ler bir savaş uçağından beklenen performansı sergileyemiyor denilen raporda çarpıcı ifadeler yer aldı. Türkiye, Amerika'nın S-400 baskısı ve F-35 tehdidiyle karşı karşıyayken F-35'lerin teknik sıkıntıları da gün yüzüne çıkıyor. F-35 projesindeki sorunlar Amerika Hükümet Sorumluluklar Ofisi'nin raporuyla gündeme geldi. 81 sayfalık rapor Amerikan Kongresi'ne sunuldu. Ülkenin en pahalı sistemi olan F-35'lerin yaşadığı sorunlar için çözüm istendi. Rapor, programdaki yedek parça ve tedarik sorunlarını açık bir şekilde ortaya koydu. Rapora göre gerekli parçaların tedarik edilememesi nedeniyle F-35'ler 2018 yılında test uçuşlarının %30'unu gerçekleştiremedi. Aynı sebeple uçağın performansında da aksaklıklar oluştu. F-35'lerin en az bir kere tüm görevleri başarıyla yerine getirme oranı ise beklenenin oldukça altında. %75 oranında beklenti, %52 oranında gerçekleşti. Raporda F-35 uçakları bir savaş uçağından beklenen performansın gerisinde kalıyor. Çoklu görevleri gerçekleştiremiyor veya gerektiği kadar uçamıyor ifadesine yer verildi. Öte yandan Pentagon'un F-35 parçalarına dair gerekli önemi göstermediği de öne sürüldü. Pentagon, F-35'in Amerika'ya ait olan parçaları hakkında bilgi içeren bir veri tabanı tutmuyor ve bunu yapabilmek için gerekli veriden yoksun denildi.
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Suriye konulu garantörler toplantısı sona erdi. Türk, Rus ve İranlı diplomatlarla Suriye'den heyetlerin bir araya geldiği 12. tur görüşmeleri kapanış bildirisinde birlik vurguları yapıldı. Fırat'ın doğusu için işbirliğinin devamında mutabık kalındığı Amerika'nın Golan Tepeleri kararı şiddetle kınandı. Nur Sultan'daki Suriye konulu garantörler toplantısı birlik ve terörle ortak mücadele mesajlarıyla sona erdi. Türkiye, Rusya ve İran, Amerika'nın Golan Tepesi kararını ortak bildiriyle kınadı. Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhtar Tileoberdi, Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'den heyetler 2 gün boyunca toplantılar düzenledi. 2. gün sonunda Suriye konulu 12. tur garantörler toplantısı kapanış bildirisi okundu. Bildiride tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılıkları vurgulandı. Türkiye, Rusya ve İran, Amerika'nın Golan kararına birlikte sesini yükseltti. Garantör ülkeler, Amerika yönetiminin işgal altında bulunan Golan tepelerinde İsrail'in işgalini tanıyarak, uluslararası hukuku, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını vahim biçimde ihlal eden ve Orta Doğu'da barış ve güvenliği tehdit eden kararını şiddetle kınadı. Fırat'ın doğusu konusunda kararlı mesajlar verildi. Bölgedeki durum hakkında eş güdümü sürdürmekle mutabık kalındığı vurgulandı. Toplantıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da yazılı bir açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında İdlib'e dikkat çekti. Açıklamada kararlılık teyit edildi. Ayrıca tarafların Suriye konulu üst düzey toplantılara komşu ülkeler, Irak ve Lübnan'ın gözlemci statüsünde davet edilmesi konusunda anlaşıldığı da belirtildi. Garantörler toplantısının 13.sünün Temmuz ayında Nur Sultan'da yapılması kararlaştırıldı. PKK'nın sözde lider kadrosu can çekişiyor. Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün gri kategoride arandığı ortaya çıktı. PKK'nın elebaşları Mehmetçiğin operasyonlarında tek tek etkisiz hale getiriliyor. Diyarbakır Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK'lının kimliği açıklandı. 4 PKK'lının terörden arananlar listesinde gri kategoride bulunduğu belirtildi. PKK'lı Hamit Aydoğan, Mehmet Reşat Tekin, Müslüm Irmak ve Mesut Aktaş isimli 4 terörist örgüt içinde çok sayıda saldırı eylemine katılmıştı. Teröristlerin başına 300 bin lira ödül konulmuştu. PKK'nın yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki kamplarda bir kez daha vuruldu. Gara, Zap ve Avaşin bölgelerindeki silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat depoları kullanılamaz hale getirildi. Fırıncılar Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. İyi haber, geçen yıla göre pidenin gramajı 25 gram arttı. Kötü haberse geçen yıl 2 lira olan Ramazan pidesinin fiyatı 2,5 liraya yükseltildi. Fırıncılar Ramazan'da iftar sofralarının gözdesi olan pide için hazırlıklarını yaptı. Ramazan'a hazırız. Ramazan ayında daha fazla mesai yapan fırınlar hazırlıklar sonrası Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Fiyat olarak 2,5 TL olacak. Buna göre Ramazan pidesinin gramajı 275'ten 300 grama çıktı. Yani geçen yıla göre 25 gram arttı. Ancak geçen sene 2 lira olan pidenin fiyatı 50 kuruş zamlanarak 2,5 lira oldu. Ramazan pidelerimizin gramajları, fiyatları da federasyonumuz tarafından belirlendi. Ankara'da bu sene Ramazan pidesi 300 gram, fiyat olarak 2,5 TL olacak. Bir de 500 gram yumurtalı 5 lira olacak. Geçen yıl Ankara'da 275 gram 2 liraydı. Yumurtalı yine 500 gram 5 liraydı, aynı fiyattı. Onda değişme yapılmadı. Anadolu Ajansı'na konuşan Bingöl, Ramazan pidesinin tüketimine ilişkin vatandaşlara tavsiyede bulundu. Şimdi Ramazan pidesinde tabii şöyle bir özellik var. Biz Ramazan'da akşama kadar vücudumuz aç olarak beklediğimiz için aslında sağlık olarak sıcak tüketmemek gerekiyor. Tabii bunu ama sağlık olarak aslında dinlendirip yemekte fayda var. Yani çünkü aç karnına sıcak zarar verir hamur. Ama vatandaşlarımız bunu sıcak yemeyi daha çok tercih ediyorlar. Biz de hazırlığımızı o şekilde yapıyoruz. İftara 200 saat kala aslında başlar yoğunluk ama iftara yarım saat kala, 1 saat kala çok aşırı yoğunluğu olur. İnsanlar daha sıcak tüketmek için yani. Tabii ki yani Ramazan pidesini normal ekmekte de olduğu gibi dinlendirdikten sonra bir beze veya kağıda sarıp uzun süre kalacaksa difrize,
Yoksa yani kısa bir gün falan kalacaksa normal kapalı bir ortama koyarsak bir sonraki günde rahatça tüketebiliriz. Uzun süre kalacaksa normal ekmekte de bunu aynı biz müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Difrize koyarız. Daha sonra çıkardığımızda 10 dakika beklerse aynı tazeliğini alır yani. 3 market zincirinde satılan kırmızı ve beyaz ete yaklaşık %13 zam yapıldı. 2017'de başlatılan bir kampanyayla piyasa fiyatının altına satılan et artık çok pahalı. Konuyla ilgili Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık konuştu. Atalık yerli üretim vurgusu yaptı. Şube Başkanı Ramazan fırsatçılığının da fiyatlara etkisi olduğunu belirtti. Üretmek gerekiyor. Üretim yapmak gerekiyor. Önce gramajı düşürüldü, ardından zam yapıldı. Et fiyatlarındaki zam furyasına 3 market zinciri de eklendi. Ramazan ayı öncesi vatandaşın mutfağına ateş düştü. Fiyatların durdurulabilmesi için üretmek gerekiyor. Üretim yapmak gerekiyor. Gıdadaki yaşanan fiyat artışı önlenemiyor. Her gün yeni bir ürüne zam yapılıyor. Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyata et tedarik eden 3 büyük markette ete fahiş zam yaptı. Üretmekten başka çaremiz yok. Pazardaki ürünlerden sonra 3 markette satılan kırmızı ve beyaz ete de zam geldi. Ette çözüm olarak bulunan ithalatta zamları engelleyemedi. Gerek yem ithalatı gerekse canlı hayvan ve et ithalatına son vermemiz gerekiyor. 9 yıldır bunları söylüyoruz. Maalesef bitmedi. Üretim sıkıntısı etiketlere yansıyor. Fiyat artışını Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık değerlendirdi. Atalık, ucuz et için ilk olarak yem probleminin çözülmesi gerektiğini vurguladı. Hayvancılığımızın en büyük problemi yem problemi. 74 milyon ton yeme ihtiyacımız var. Üretimimiz 59 milyon ton kaba yemde, 15 milyon ton açığımız var. Fabrika yeminde 9 milyon ton ihtiyacımız var. Ürettiğimiz 4 milyon ton, 5 milyon ton açığımız var. Dolayısıyla yem sıkıntısı baş gösterince de dışarıdan ithalat devreye giriyor. Hayvancılıkta maliyet giderek artıyor. Üretici de masraflara dayanamıyor. Hayvancılıkta %60 maliyeti yem oluşturuyor. Bir yıl öncesine göre besi yemi %25 artmış vaziyette enflasyonun üzerinde. Süt yemi %29 artmış vaziyette. Yem fiyatları son derece yukarıda ve yetersizlik var. Buna karşın çiftçinin ürettiği hayvanını gerek karkas etini gerekse canlı olarak satışında %5'ler %10'luk bir artışlar var. Bunun karşısında dayanabilmesi mümkün değil. Atalık tarım politikalarını da eleştirdi. Kaliteli et alabilmemiz için yerli üretim yapmamız ve ithalatın önünü kapatmamız gerekiyor dedi. Yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçimiz ekim dikimden, hayvancılıktan vazgeçiyor. Makul fiyatlarla kaliteli et alabilmemiz ve hepimizin tercihi olan yerli hayvanlarımızdan üretebilmemiz için kendimize yeterliliği sağlamamız gerek yem ithalatı gerekse canlı hayvan ve et ithalatına son vermemiz gerekiyor. Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ramazan fırsatçılığının da yapıldığını ifade etti. Fiyatların tam tersine ucuzlaması gerekir dinimizin gereği. Ama ne hikmetse her ne zaman Ramazan ayı gelse yanaşsa fiyatların artışından konuşmak zorunda kalıyoruz. Türk İş verilerine göre açlık sınırı bir ayda 93 lira arttı, gıda fiyatlarında da %4.61 oranında artış kaydedildi. Açlık sınırı bir ayda 93 lira arttı. Verileri Türk İş açıkladı. Nisan ayı araştırma sonuçlarına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2107 lira oldu. Yani bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için her ay 2107 liraya ihtiyacı var. Yoksulluk sınırı ise tam 6.863 lira olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı gıdayla birlikte giyim, kira, elektrik, su, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için gerekli olan en düşük tutara karşılık geliyor. Evli olmayan çocuksuz bir çalışanın yaşama maliyeti 2.601 lira. Mutfak enflasyonu ise aylık %4,61 seviyesinde hesaplandı. Ekmek, et ve tavuk gibi ürünlerdeki fiyat artışı mutfak harcamalarını yükseltti. Açlık ve yoksulluk sınırları önceki ay sırasıyla 2014 ve 6560 lira seviyelerinde gerçekleşmişti. Krizi kısa sürede atlatmanın tek yolu üretim.
Türkiye'nin en büyük çiftçi örgütü Türkiye Ziraat Odaları Birliği ekonomik krize karşı bu sözlerle ses yükseltti. Oda Başkanı Şemsi Bayraktar, ekonomik krizin çiftçiye verilecek destekle aşılacağını belirtti. Bayraktar, hükümete yelkenler tarıma çevrilmeli uyarısı yaptı. Yelkenler tarıma çevrilmeli dedi, çıkış yoluna işaret etti. Üretim, üretim, üretim. Gıda fiyatları arttı. Tarımda girdi fiyatlarındaki yükseliş önlenemedi. Hükümet ithalata yöneldi. Çiftçi tarlasını terk etmeye başladı. Tarım üretimi neredeyse bitme noktasına geldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nden ise kritik uyarılar var. Biz 5 milyonuz. Ama biz üretemezsek 76 milyon ne yapacak? Ülke kaybeder. Artık ithalat yaparak biz bu kadar geniş büyük bir kitleyi doyurma şansımız yok. Türkiye'nin en büyük çiftçi örgütüne göre reçete belli. Büyük ülkeyiz, elbet atlatırız ama kısa sürede atlatmak istiyorsak üretim, üretim, üretim. Hükümetimizin bu süreçte yelkenleri tarıma çevirmesi lazım. Ve üreticilerimizin girdi maliyetlerini muhakkak surette aşağı çekmemiz lazım. Yani üreticilerimizin tarlada kalmasını sağlamamız lazım, üretmesini sağlamamız lazım. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan ayı öncesi gıda fiyatlarındaki artışa da dikkat çekti. Pazar yangın yeri dedi. Pazar yangın yerine dönmüş durumda. Yani pazardaki yangını bizim söndürmemiz lazım. Karnımızı doyurmadan kriz falan bitmez. Bunu açıkça ifade ediyorum. Üreticinin maliyetini aşağı düşüreceksiniz, fiyatları ucuza, üretimi artıracaksınız. Ve fiyatlar ucuzlar. Başka hiçbir çaremiz yok. Bayraktar, Ramazan ayı öncesi fiyatlara dikkat çekti. 11 üründe azalma, 23 üründe ise fiyat artışı oldu. Fiyat düşüşü %48 ile en fazla sivri biberde meydana geldi. Markette en fazla fiyat artışı ise %92.2 ile kuru soğanda görüldü. Ramazan'a doğru gözlerin gıda fiyatlarına çevrildiğini ifade eden Bayraktar, fırsatçılara karşı da uyardı. Ramazan fırsatçılığı yapılmasın diyoruz. Tüketicilerimizin yeterli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatlarla erişebilmesinin sağlanmasını istiyoruz. Bu hususlarda gereken hassasiyeti göstermeyenler öncelikle karşılarında bizi bulacaklardır. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Siyasette seçim sonuçları masaya yatırılıyor. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara'da Genel Başkan Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Yerel seçim sonuçlarına ilişkin partilerin değerlendirmeleri sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi. 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantıda CHP'nin belediyecilik vizyonu ve hedefleri ele alındı. Basına kapalı yapılan toplantının ardından bazı belediye başkanları açıklama yaptı. Belediye başkanları CHP liderine Çubuk'ta şehit cenazesinde yapılan saldırıyı değerlendirdi. Birlik beraberliğimize bir saldırıdır. Dolayısıyla bu hassasiyetle ele alınmalıdır. Olay sadece 9-10 kişinin etrafında döndürülerek basitleştirmenin de bir anlamı yoktur. Genel başkanımızın 1,5 saat bir evde kapalı kalması gerçekten de bizleri üzmektedir. Aynı zamanda düşündürmektedir. CHP'li belediye başkanları Mayıs ayının ilk haftası parti genel merkezinde tekrar bir araya gelecek. Öte yandan AKP'de Kızılcıhamam'da istişare kampına giriyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kampta yerel seçim sonuçları değerlendirilecek. 26, 27, 28 Nisan'da düzenlenecek toplantılara parti yöneticileri, belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekilleri, İl Genel Meclis Başkanları ve kabine üyeleri katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıda ihmali bulunanları yargıya taşıdı. Suç duyurusu dilekçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bazı kamu görevlilerinin adı da bulunuyor. Bu elimizde belge ve deliller yeteri kadar doğrulandığı zaman suç duyurularına devam edeceğiz. CHP saldırının aydınlatılmasını istiyor. Yaptıkları araştırma sonrasında soluğu adliyede aldılar. Suçu bulunan, ihmali görülen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Olayla ilgili suç duyurusu dilekçesini CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç verdi. Öncesinde kameraların karşısına geçti. Bu kişilerden birisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Soylu, halkı kin ve düşmanlığa
tahrik ettiği için suç işlemiştir. CHP yönetimi ihmali bulunanların yargılanmasını talep ediyor. Koruma polis memurları tarafından Emniyet Koruma Şube Amirliğine katılacağı bildirilmiş. Ancak bu konuda da ihmali görülen İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müdürü yetkilileri, orada yeterli korumayı almayan jandarmayla da ilgili suç duyurusunda bulunuyordu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP'nin bu hamlesine sosyal medyadan tepki gösterdi. Soylu mesajda PKK ve evanesine kucak açanların benim için mahkemeye müracaat etmeleri şahsım adına şeref beratıdır ifadesini kullandı. Sayın Kılıçdaroğlu, meseleyi İçişleri Bakanlığı'na yıkacağına, bu olayın nedenini birlikte ortaklık yaptığı siyasi ortaklarına bir kez daha sormalıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesine gitmeden önce bilgi verip verilmediği de çok tartışıldı. Emniyete bildiri yaptık diyoruz değil mi? Emniyete diyor ve İçişleri Bakanı da diyor ki hayır yapmadınız diyor. Emniyete bildiri yaptığını söylediğimiz kişi kimdir? Polis memurudur. Yani kamu görevlisidir. Bir, bu yalan söylüyorsa derhal hakkında işlem başlatılsın. Bunu nasıl tespit edebilirler? Bu polis Türkiye 1 Mayıs'a hazırlanıyor. Sendikaların ardından siyasi partiler de 1 Mayıs günü nerede olacaklarını açıklamaya başladı. Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlamalara katılacak. Vatan Partisi Antalya'da İstiklal Marşı'nın çıkarıldığı bir protokolde yer almayacağını da açıkladı. Emek cephesi, kıdem tazminatının fona devredilmesi, krize, işsizliğe karşı 1 Mayıs'ta meydanlara çıkacak. İzmir'deki adres Gündoğdu Meydanı olacak. Tertip Komitesi Kemeraltı Çarşısı'nda bildiri dağıttı. İzmirlileri 1 Mayıs mitingine davet etti. Türk İş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, 1 Mayıs'ta çalışma hayatında yaşanan sorunları dile getireceklerini söyledi. Evet, bizim çalışma hayatıyla ilgili büyük sorunlarımız var. Bu sorunlarımıza çözüm bulmak anlamında da 1 Mayıs'ta alanlarda endişe etmeden, kaygı duymadan biz taleplerimizi kayıtsız şartsız dile getireceğiz. Bizim kıdem tazminatından başka tutunacak dalımız kalmadı. Biz bize ait olanların mücadelesini veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz kayıtsız şartsız. Sendikalar, partiler ve meslek örgütleri Basmane ve Liman'da toplanarak İki koldan Gündoğdu Meydanı'na yürüyecek. 1 Mayıs kutlaması saat 14'te başlayacak. En önemli birleştirici güç bu süreçte İstiklal Marşımızdır. İstiklal Marşımızın okunmasından taviz vermek olsa olsa aymazlıktır. Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı da 1 Mayıs programını açıkladı. Türk milletini soykırımcı ilan edenlerle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katil diyenlerle birlikte yürüyerek vatanımızı savunabilir miyiz? Vatanımızı savunamadığımız yerde emeğimizi savunabilir miyiz? 1 Mayıs Tertip Komitesi'ne kutlamada İstiklal Marşı'nın okunması için uyarı mektubu gönderildi. İl Başkanı Rıza Türkmen de 1 Mayıs Tertip Komitesi'nde yer alan Türk İş ve Birleşik Kamu İş'e çağrıda bulundu. En kısa zamanda her iki sendikamızın başkanıyla da 1 Mayıs'a kadar bu yanlıştan dönülmesi için o kürsüden İstiklal Marşı'nın okunmasının mücadelesini vereceğiz. Ve yapılan yanlışta ısrar edilmesi durumunda Vatan Partisi Antalya İl Örgütü olarak 1 Mayıs günü sabah yapılacak çelenk koyma törenine katılacak. Ancak öğleden sonraki programda yer almayacağız. Tüm emekçi sınıfı, tüm işçi konfederasyonları 1 Mayıs bayramını birlik ve beraberlik içerisinde kutlamasını diliyorum. Vatan Partisi Hatay İl Başkanlığı 1 Mayıs öncesi Özçelik İş Sendikası'nı ziyaret etti. Bunun işçinin, emekçinin kırmızı çizgisi olduğunu düşünüyoruz. 1 Mayıs emekçi, işçi bayramında da bu dayanışma gününde de mücadelelerini destekliyoruz. Güngör, kıdem tazminatının kırmızı çizgileri olduğunu ve mücadele için alanlara inmekten çekinmeyeceklerini vurguladı. Yüksek, adil olarak görmüyoruz. Özellikle Bodrolu memurlar ya da işçiler %35'lere yakın bir vergi oranlarıyla karşı karşıyadır. Ocak ayında aldığı maaş ile Aralık ayında aldığı maaş arasında en az %20'ye yakın bir gerileme söz konusu. Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Özçelik İş Sendikası bu yıl 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı Şanlıurfa'da kutlayacak. 30 Nisan akşamı, yani büyük ihtimalle gece yarısı biz otobüslerle şubelerin önünden hareket edeceğiz. Emekçi arkadaşlarımızı, bütün işçilerimizi
1 Mayıs'ta meydanlara bekliyoruz. Urfa'ya gitmek isteyen arkadaşlarımızı da bize ismini yazdıraraktan Urfa'ya götüreceğiz inşallah. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek köşesinde 23 Nisan devrimini kaleme aldı. 23 Nisan'ın çocuk bayramı yapılmasına karşı çıkan Perinçek önemli uyarılarda bulundu. Devrimin özünü anlattı. 23 Nisan'ı çocuk bayramı yapmak bence yanlış. Açıklamalarıyla gündeme yön veren Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek bugün köşesinde önemli bir konuyu ele aldı. 23 Nisan bizim devrim günümüz. 23 Nisan'da siz saltanatı yıkıyorsunuz ve fiilen Anadolu'da bir devrimci hükümet kuruyorsunuz. Perinçek'in bu açıklaması oldukça dikkat çekmişti ve bazı sitelerde haber olmuştu. Perinçek 23 Nisan devriminin özünün yitirildiğini kaleme aldı. 23 Nisan balonlarla kutlanan bir bayrama dönüştü. Devrim mirasını çocuk bayramına çeviren tek bir ülke var mı? Amerika Birleşik Devletleri 4 Temmuz'u Amerikan Bağımsızlık Günü ve Çocuk Bayramı yapar mı? Yapmış mıdır? Rusya 6 Kasım'ı Sovyet Devrimi ve Çocuk Bayramı yapar mı? Yapmış mıdır? Ama biz 23 Nisan devrim gününü çocuk bayramı yaparak hata ettik. Dünyada devrim yapmış hiçbir ülkenin yapmadığını yaptık. Devrim gününü çocuk bayramı olarak ilan ettik. Perinçek 23 Nisan'ın devrimci içeriğini anlattı. 23 Nisan saltanatı bertaraf ettiğimiz Ankara'da devrimci meclis ve devrimci hükümet kurduğumuz gündür. 23 Nisan İstiklal Savaşımızın hükümetini devrimle kurduğumuz gündür. Dünyanın her yerinde Türk devriminin tarihi 1920 olarak bilinir. Örneğin Komünist Enternasyonel programında devrimler sayılırken 1920 Türk devrimi denir. Çünkü o tarih Türkiye'de devrimci iktidarın kurulduğu tarihtir. 23 Nisan'ın stratejik hedefine değinen Perinçek tarihten örnekler verdi. İstiklal Savaşımızın ve Cumhuriyetimizin bütün başarıları 23 Nisan devrimine giden yoldaki adımlardır ya da 23 Nisan devriminin açtığı yolda gerçekleştirildiler. 19 Mayıs 1919 23 Nisan'a giden ilk adımdır. Burada stratejik hedef 23 Nisan'dır. Atatürk Anadolu'ya milli hükümeti kurmak, başka deyişle 23 Nisan devrimini yapmak için çıktı. 30 Ağustos 1922 bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin yani Ankara'daki devrimci hükümetin emrindeki Türk ordusunun zafer günüdür. Burada yol açan eylem 23 Nisan'dır. Tabii çocuklar çok kıymetli geleceğimiz falan. Güzel de o çocuklarla siz o devrimi yapamazsınız. Bu tür önemli günlerin özünü kaybetmemek lazım. Vatan Partisi Genel Başkanı topluma uyarılarda bulundu, herkese düşen görevi açıkladı. 23 Nisan'ın balonlaştırılması dün de yanlıştı. Ama özellikle milli hükümet sorununun güncelleştiği bugünkü koşullara hiç uymuyor. 23 Nisan'ı balonlardan, kurdelalardan, krapon kağıtlardan kurtarmak, o günün devrimci içeriğini gündeme getirmek milli bir görevdir. 23 Nisan devrimciliğini ayağa kaldırmak bugün devrimcilerin önündeki birinci görevdir. Ne oluyor? Bizim bilinçlerimizde o devrim gidiyor. Onun yerine çocuklarımız çok güzel. Ellerine balon verelim. Kırmızı balonlar. Pekin, Uluslararası Kuşak ve Yol Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. İkincisi yapılan 3 gün sürecek zirveye yaklaşık 37 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar katılıyor. Toplantıda Türkiye'yi temsil edecek isimse Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan. Açılış konuşmasını yapan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ortak kalkınma için işbirliği vurgusu yaptı. Tarihi Kuşak ve Yol Zirvesi'nin ikincisi üst düzey bir katılımla Çin'in başkenti Pekin'de düzenleniyor. 3 gün sürecek zirveye 37 ülkeden devlet ve hükümet başkanlarıyla bakanlar katılıyor. Rusya, İtalya, Macaristan, Mısır, Pakistan ve Avusturya toplantıya liderler düzeyinde katılırken Türkiye'yi temsil eden isim Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan oldu. Amerika ise Pekin'e temsilci göndermeyeceğini duyurdu. Zirvenin açılışını Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptı. Xi, kuşak ve yol için gerçekleştirilecek işbirliğinin hayati önemde olduğunu vurguladı. Ortak kalkınma ve refah elde etmek için küresel bir ortaklığın desteklenmesi gerekiyor. Çin gibi büyük ulaşım bağlantılarıyla desteklenen ve ekonomik koridorların önderlik ettiği bir bağlantı ağı kurmak için işbirliği yapmaya devam edecek. Bütün ülkelerdeki insanları ve dünyayı daha iyi hale getirerek ortaklaşa işbirliği tohumlarını ekip birlikte işbirliği meyvelerini toplamak için el ele verelim. Zirvenin ilk gününde Rusya lideri Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya geldi.
Rus lider Putin, Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği'nin kuruluş amacı ve hedefleriyle mükemmel bir uyum içinde olduğunu söyledi. Xi Jinping de iki ülke arasındaki güçlü işbirliğine dikkat çekti. Putin'in zirvede yaptığı konuşmada da benzer vurguları vardı. Rusya, Avrasya kıtasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun geliştirilmesine elverişli, şeffaf ve rahat koşullar yaratma çabalarını sürdürmeye isteklidir. Zirvede ana tema, kuşak ve yolu ortaklaşa inşa etme ve güzel bir gelecek yaratma. Üç günlük toplantı boyunca nitelikli kalkınma, politik kenetlenme ve sıkı ortaklık ilişkileri gibi konuların ele alınacağı 12 forum yapılacak. Xi, cumartesi günü liderlerin yuvarlak masa zirvesine başkanlık edecek. Ardından ortak bir bildiri yayımlanacak. Beyaz Saray'ın İranlı ticarette muafiyetleri kaldırma kararı sonrası Tahran yönetiminin atacağı adımlar merak konusu. Süreci yakından takip eden İranlı gazeteciler konuya ilişkin tüm gelişmeleri ulusal kanala değerlendirdi. İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilen ABD, Tahran yönetimine karşı uyguladığı ekonomik baskıyı artırmak için düğmeye bastı. Amerika, İran'dan petrol ihracatı muafiyetlerini uzatmama kararıyla İran'ın petrol ihracatını sıfırlamak istiyor. İran'sa petrol ihracatının sekteye uğraması durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğini yüksek sesle dillendirmeye devam ediyor. Süreci yakından takip eden İranlı gazeteciler, Beyaz Saray'ın kararını ve İran'ın olası adımlarını ulusal kanala değerlendirdi. İran Tasnim Haber Ajansı siyasi haberler şefi Mehdi Meşkini, ABD'nin hedefine ulaşmasının gerçekçi olmadığı görüşünde. Meşkini'ye göre yaşananlar küresel bir ekonomik krize neden olabilir. Peki İran'da askeri kanadın uzunca bir süredir dillendirdiği Hürmüz Boğazı'nı kapatırız tehdidi gerçekleşebilir mi? Meşkini bu adımın en son gerçekleşecek seçenek olarak masada olduğunu söyledi. Bölgedeki üretilen petrolün dünyaya açılması için stratejik önemdeki bir boğazdan bahsediyoruz. Eğer İran bu adımı atarsa Amerika artan petrol fiyatlarının karşısında açıklayamayacağı küresel bir krize imza atmış olur. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması İran için son seçenek. Bu adımlar bir dizi diplomatik sürecin ardından gerçekleşecek bir eylemdir. Amerika'nın hedefine ulaşmak için özellikle bölge ülkelerine baskıyı artırdı. Eğer İran'dan petrol alan ülkeler bu baskıya boyun eğerse, İran elindeki bütün seçenekleri uygulayacak ve bu seçeneklerin en önemlisi de Hürmüz Boğazı'nı kapatmak olacak. Kore, Cenubi ve Japon tasimayı ihtimalen. ABD'nin İran kararının küresel bir ekonomik kriz getireceği görüşünü savunan bir diğer isim de İranlı gazeteci Abbas Aslani. Aslani, ABD ile AB arasında Washington'ın nükleer anlaşmadan ayrılmasının ardından oluşan derin görüş ayrılıklarına dikkat çekti. Abbas Aslani, Beyaz Saray'ın neden hedefine ulaşamayacağını özetledi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, İran'ın petrolünden doğan boşluğu doldurabileceklerini söylüyorlar. Ancak bu teknik ve siyasi anlamda gerçekçi değil. OPEC üyesi petrol üreticisi ülkelerden Venezuela ve Libya'daki mevcut durumdan dolayı zaten küresel piyasalarda oluşan açıkla başa çıkmaya çalışılıyor. Yani söz konusu ülkeler açığı kapatmak için bütün üretim gücünü ortaya koymuş durumdalar. İşin bir de teknik boyutu var ki bu çok daha önemli. Baye ve Suudi Arabistan'ın ne kadar süre ve hangi kapasiteyle üretim devam ettirecekleri bilinmiyor. Burada oluşacak üretim aksaklığı Amerika Birleşik Devletleri dahil bütün ülkeleri etkileyecek. Bu durumun Amerika Birleşik Devletleri'nin 2020 seçimlerinde etkileyecek iç yansımaları da olacak. Dünya Pilotlar Günü'nde Türk Polis Teşkilatı'nın ilk kadın helikopter pilotu Elif Gökçe Erol'u getireceğiz ekranınıza. Çocukluğundan beri pilot olma hayali kuran komiser yardımcısı Elif Erol hem bu hayalini gerçekleştirdi hem Emniyet Teşkilatı'nın ilk kadın helikopter pilotu olarak tarihe geçti. Türk Polis Teşkilatı'nın ilk kadın helikopter pilotu, komiser yardımcısı Elif Gökçe Erol, huzur ve güvenliğin sağlanması için gece gündüz gökyüzünde görev yapıyor. Her çocuk gibi küçükkenden beri hayalimdi. Yani gökyüzünde bir uçak, helikopter gördüğümde heyecanlanıyordum. 2015'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Polis Akademisi'nden mezun olan Elif Gökçe Erol, sınavda başarılı oldu ve gerekli eğitimlerin ardından pilot olarak görev yapmaya başladı. Çok güzel bir duygu.
Umarım daha çok kadın pilotlarımız gelir arkamdan. Hepsine örnek olmaya çalışacağım. Hepsini destekleyeceğim. Ankara Gölbaşı'nda bulunan Havacılık Dairesi Başkanlığındaki mesai sabah erkenden hazırlıklarla başlıyor. Önce ilgili büro amirinden hava durumu ve uçuş güvenliği briefingi alıyor. Görevli personelin helikopteri hazırlamasını bekleyen Erol, uçuş ekibiyle görev öncesi son toplantıyı yaparak gökyüzüne havalanıyor. Erol, vatandaşların huzur ve güvenliği için hem gündüz hem de gece uçuşlarında görev alıyor. Zaman zaman tazeleme eğitimlerine de katılıyor, simülatörde bilgilerini pekiştiriyor. Elif Erol'la aynı kokpitte uçan Komiser Hüseyin Karagöz de emniyetin ilk kadın pilotuyla görev yapmaktan memnun. Çok tehlikeli görevlerimiz de olmaktı. Bu görevlerde Elif Komiser gibi bir yeniliğe sahip olmak bizler adına gerçekten onur verici. Teşkilatımız adına ben kendisini kutluyorum. Elif Gökçe Erol, 27 yaşında emniyetin ilk kadın helikopter pilotu olmakla yetinmiyor. Onun şimdi daha büyük bir hedefi var. Sikorsky ve Atak helikopter pilotu olmak istiyorum. Yani taarruz bir kadın helikopter pilotu olarak devam etmek istiyorum. Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu olarak tarihe geçen Elif Gökçe Erol bu görevi yapmaktan gurur duyuyor. Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun tutuklandı. Uzun, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terör örgütüne yardım suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Uzun yazdığı İN adlı bir kitap sonrası FETÖ tarafından hedefe alınmıştı. FETÖ'yle mücadelesiyle öne çıkan eski istihbarat daire başkanı Sabri Uzun tutuklandı. Uzun'a Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terör örgütüne yardım suçlamaları yöneltildi. Sabri Uzun, 23 Nisan'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Uzun, Ankara Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sabri Uzun cezaevine götürüldü. Sabri Uzun, 17-25 Aralık sonrası FETÖ'nün iç yüzünü anlattığı İN adında bir kitap yazmıştı. Bu kitap sonrası Uzun, Fethullahçı terör örgütü tarafından hedef alınmıştı. İstanbul'daki FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. 210 muvazzaf asker için gözaltı kararı verildi. İstanbul'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin kamuya açık yerlerden yapılan ardışık aramalardan tespit edildiğini belirtti. 112'si kara, 29'u hava, 50'si deniz kuvvetleri, 14'ü jandarma genel komutanlığı ve 5'i sahil güvenlik komutanlığına mensup şüphelilerin yakalanması için ekipler çalışma başlattı. Şu ana kadar 146 kişi yakalandı. Öte yandan Ankara'da da 2009'daki polis koleji sınavının sorularını FETÖ'ye sızdırdığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruları önceden alarak koleje yerleştirdikleri tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 5 ilde siber dolandırıcılara karşı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 15 kişiden 11'i haksız kazanç elde etme suçlamasıyla tutuklandı. Onlarca kişiyi dolandırdılar, 1.097.337 liralık vurgun yaptılar. Bir şebekenin 20'si tutuklu 35 kişinin hesabından 1.097.337 lira çektiği tespit edildi. Emniyet, siber dolandırıcıların peşine düştü. İstanbul merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Adana, Zonguldak, Hakkari ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda sahte kimlik, telefon, kopyalanmış telefon hatları ve banka kartları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siirt, Balıkesir ve Muğla'da kaçak göçmenlere operasyon düzenlendi. 127 göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçen 44 göçmen, burası İstanbul denilerek Siirt'e bırakıldı. Ağrı'dan üstü kapalı bir kamyonetle getirilen göçmenler Siirt-Eru İpek Yolu otogar yanındaki tarlaya bırakıldı.
Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu göçmenler vatandaşların ihbarı üzerine tarladan alındı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Balıkesir'de Madraçayı deltasından şişme botla denize açılan grubu fark etti. Botu durduran ekipler 3'ü Filistin, 6'sı Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı. Aynı bölgede şişme botla denize açılma hazırlığı yapan 32 göçmen yakalandı. Akşam saatlerinde çıplak ada açıklarında hareket halindeki lastik bot durduruldu. 9'u çocuk, toplam 29 Afganistan uyruklu göçmen kıyıya getirildi. Tarih 26 Nisan 2019 saat 06:20. Bozburun Sarnışmurnu mevkiinde düzensiz göçmen grubu tekne içinde demirli vaziyette yakalanmış. Bir operasyonda Muğla'daydı. Bodrum ve Marmaris ilçelerinde fiber tekneler fark edildi. İki ayrı operasyonda yakalanan Filistin, Irak ve Kuveyt uyruklu 42 göçmen Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi. Bursa'da sentetik iplik boyama fabrikasında patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı. Bursa'da Otosantit'te polyester iplik üretilen atölyede patlama oldu. Ardından yangın çıktı. Olay saat 15:10 sularında meydana geldi. Fabrikada önce büyük bir patlama sesi duyuldu. Ardından dört bir yanı alevler sardı. 3 işçi hayatını kaybetti. 2 işçi yaralandı. Kocaeli'de ağaçlar kitap açtı. 11. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde 3000 kitap ağaçlara asıldı. Ağaçlar kitap açtı. Vatandaşın ilgisi yoğun oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl 11.si düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde ağaçlara asılan 3000 kitap vatandaşlar tarafından adeta kapışıldı. Belediye ekipleri Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde fuar öncesinde vatandaşların dikkatini çekmek için ağaçlara Türk ve dünya klasiklerinden oluşan kitaplar astı. İzmit ilçesi Hürriyet ve Cumhuriyet Caddeleri arasında bulunan yürüyüş yolundaki asırlık çınar ağaçlarıyla Gebze Teknik Üniversitesi kampüsündeki ağaçlara asılan 3000 kitaba çevrede bekleyen öğrenciler ve işe giden vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kitaplar bizim geleceğimiz. Bu yüzden alabildiğim kadar kitap almak istiyorum buradan. Kitap okuman sevgisinin insanlara aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Kitap okumayan birisi bile böyle gördüğünde alası, bir okuyası, bir ilgi uyandırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın kitap fuarına bu yıl 490 civarında yayın eviyle 90 civarında sivil toplum kuruluşunun katılacağını, 800'den fazla etkinlik düzenleneceğini anlattı. Kitap aslında geleceğimize yapılacak en büyük yatırım. Çocuklarımızın geleceğine yapılacak en büyük yatırım. Bazı vatandaşlar yüksekteki kitapları ellerindeki sopalarla almaya çalıştı. Bazıları da birbirlerinden destek alarak ağaçlara tırmandı. Ortaya ilginç görüntüler çıktı. Isparta'da Orman Oyunları Olimpiyatı yapıldı. Türkiye Ormancılar Derneği, Batı Akdeniz Şubesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen yarışmada üniversiteliler 8 ayrı dalda kıyasıya mücadele etti. Ağaç yaşı hesapladılar, odun kestiler, tomruk yuvarladılar. Ağaca, ormana ve doğaya dair olanı oyunlarla öğrendiler. Ormancılığımızı tanıtmak, üniversitemiz içerisindeki diğer fakültelerle etkileşimi arttırmak isterken bir de bir şeyi göstermek istiyoruz. Hepimiz popülist televizyon programları görüyoruz. Bu programlar baktığınız zaman yurt dışından lisans anlaşmalarıyla ülkemize getiriliyor ve birçok paralar yurt dışına gönderiliyor. Aslında ormancılığımızın içerisinde, doğal yaşamın içerisinde faaliyetler var. Bunlar da oraya monte edildiği zaman ilerleyen aşamalarda lisans anlaşmalarıyla yurt dışına para göndermek yerine kendi doğal yaşantımızda aslında bu tür faaliyetlerde yapabileceğimizi düşünüyoruz. Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi işbirliğinde Orman Oyunları Olimpiyatı düzenlendi. Orman Fakültesi bahçesinde yapılan yarışma renkli, öğretici ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Gençler odun istif etmeden bitki türlerini tanımaya,
Ağaç disk atmaktan kozalak toplamaya kadar 8 ayrı dalda kıyasıya yarıştı. Yarışmalarda heyecan doruktaydı. Takımların tatlı rekabeti hem oyunlara hem de taraftarlara yansıdı. Oyunların sonucunda zafer Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi takımının oldu. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi takımı ikinci, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi takımı ise üçüncü oldu. Yarışma kupa töreniyle son buldu. Burdur'da tahta arabalarla yapılan Tömbüldek Formula yarışı renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Burdur'un Bucak ilçesinde tahta arabalarla yapılan Tömbüldek Formula yarışında renkli ve eğlenceli anlar yaşandı. Serçeden başka kuş, Tömbüldek'ten başka yokuş tanımam sloganıyla gerçekleştirilen yarışa vatandaşlar tahta arabalarla katıldı. Bucak Kaymakamlığı ve Bucak Belediyesi tarafından düzenlenen Tömbüldek Formula'da belediye çalışanlarının ürettiği tahta arabalar yarıştı. Beşer kişiden oluşan gruplar 200 metrelik parkurda mücadele etti. Protokol üyelerinin yer aldığı grupta Kaymakam Yalçın Sezgin, Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Birinciliği Belediye Başkanı Ünal kazandı. Tekerleği kırılan bazı yarışmacılar yarış dışı kalırken kimi sürücüler de arabalarını ellerine alıp koşarak yarışı tamamlamaya çalıştı. Şenlikte konuşan Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin, ilçede halkın Tömbüldek yokuşundaki çocukluk anılarını canlandırmak istediklerini söyledi. Yarışlarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi. Hadi geri gelin arkadaşlar. Gece görüşünün sonuna geldik. Güzel bir gece, güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. İyi geceler, mutlu yarınlar.